Arkadaşlar hepinize merhaba. Ehliyet Ebru Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugünkü soru çözümümüz yine sizlere faydasını olacağını düşündüğüm bir soru çözümü olacak. Araç gösterge panelleri ile alakalı sorular çözeceğiz. Şimdi hem soruları görmüş olacaksınız ki bu sorular en çok sınavlarınızda çıkan sorular. Hem de araç göstergelerini soruları çözerek öğrenmiş olacaksınız. Çünkü tek tek ben hepsini açıklayacağım. Videonun sonunda emin olun hem en çok çıkanları çözmüş olacaksınız hem de araç göstergelerini öğrenmiş bir şekilde buradan ayrılacaksınız. Sınavda karşınıza çıktığı zaman da emin olun doğru bir şekilde cevaplayacaksınız. Hemen başlayalım. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarının hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir. Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız hangisi? Denizli şıkkı. Şimdi diğerleri de birer ehliyet sınav sorusuydu. Hatırla. A şıkkı fren balata uyarısı. Bursa el freni çekili. Ceyhan yağ ikaz lambası olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? Şarj sisteminin çalışmadığını, yağ basıncının çok düştüğünü, lastikte basınç kaybı olduğunu, soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Yani soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini. Oradaki gösterge ne? Hararet, ikaz lambası. Hadi bakalım 3'teyiz. Bunlar birebir sizlerin sınavlarında çıkmış olan sınav soruları. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, dikkat et buraya, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir. Hangisi? Bursa şıkkı değil mi? Hadi gel şöyle işaretleyelim. Diğerlerini de bir hemen kısaca hatırla. A şıkkı arka sis lambası. Bursa ısıtma kızdırma bujisi. Ceyhan arka cam rezistansı. Denizli'de uzun farlar olacaktır. 4'teyiz. Soruları çözdükçe öğrenmiş olduğunuzun farkına varacaksınız. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarının hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez diyor. Bak, derhal durmayı gerektirmez. Yine dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. A şıkkı neydi? Düşük yakıt seviyesiydi değil mi? Bursa şarj ikaz lambası, Ceyhan hararet ikaz lambası, Denizli'de yağ ikaz lambası. Geldik 5. sorumuza. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Yine dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız hangisi? Ceyhan şıkkı olacaktır. Diğerlerini hatırlayalım. A şıkkı şarj ikaz lambası. Bursa arka cam rezistansı. Denizli'de yağ ikaz lambası olacaktır. Hadi bakalım 6'dayız. Hem soruları çözüyorsunuz arkadaşlarım, en çok çıkanları, hem de öğrenmiş olacaksınız. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. Diğerlerini hatırlıyoruz. A şıkkı park lambası. Bursa uzun farlar. Denizli'de dörtlü flaşör düğmesi olacaktır. 7'deyiz. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması el freninin çekili olduğunu gösterir. Yine dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Diğerlerini söylüyorum. A şıkkı fren balata uyarısı. Ceyhan şarj ikaz lambası. Denizli'de yağ ikaz lambası. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Doğru olan cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Ne diyor? Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır diyor. Oradaki gösterge ne? Yağ ikaz lambası. Hadi bakalım diğer sorudayız.
Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Yine dikkatli bakalım. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğerlerini de hemen hatırlayalım. A şıkkı şarj ikaz lambasıydı. Bursa sol sinyal açık. Ceyhan arka cam restansı. Denizli'de de uzun farlar açık olacaktır. Geldik ona. Videoyu sonuna kadar izleyin ki arkadaşlar hem öğrenmiş olun hem de sorularını görmüş olun. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü, arka sis lambasının yanmakta olduğunu, ön ısıtma bujelerinin çalışmakta olduğunu, egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını. Oradaki gösterge ne? Isıtma, kızdırma bujesi değil mi? O zaman ne diyeceksin? Ceyhan şıkkı ön ısıtma bujelerinin çalışmakta olduğunu bildirir. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu, arka cam restansının çalışmakta olduğunu, soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, motor kaputunun tam kapanmadığını. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Yani arka cam restansının çalışmakta olduğunu bize bildirir. Geldik 12'ye. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarının hangisinin yanıyor olması arka cam restansının çalışmakta olduğunu bildirir. Bak bu sefer de arka cam restansını soruyor. Yine dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı değil mi? Bak şöyle 3 tane ok işareti var yukarı yukarı kıvrılıyor. A şıkkı neydi? Düşük yakıt seviyesi. Ceyhan ne? Ön sis lambası. Denizli'de yağ ikaz lambası. Tamamsak diğerine geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? Arka sis lambası ikaz ışığı, hava yastığı ikaz ışığı, akü şarj ikaz ışığı, ABS fren sistemi ikaz ışığı. Doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı akü şarj ikaz ışığı olacaktır. 14'teyiz. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir. Yine dikkatli bir şekilde bakalım. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğerleri neydi? Onları da hemen bir şöyle söyleyelim. Bursa şıkkı düşük silecek suyu seviyesi. Ceyhan dörtlü flaşör düğmesi. Denizli'de hararet ikaz lambası olacaktır. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Marş motorunda, soğutma fanında, motor devir göstergesinde, akü şarj ikaz ışığının ampulünde. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Hadi bakalım 16'dayız. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir? Kısa farların yandığını, uzun farların yandığını, cam restansının çalıştığını, el freninin çekilmiş olduğunu. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Diğer soru çözümlerinde de defalarca söylüyorum değil mi? Uzun farların yandığını bildirecek Bursa şıkkı. Hangi renkte arkadaşlar? Maviydi. Kaç metreydi? 100 metreydi. 100 metrede tek başına birer ehliyet sınav sorusudur. Unutmayın. Geldik 17'ye. Yukarıdaki uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? Hemen bakalım. Aracın hızı azaltılır en sağ şeride. Varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Arkadaşlarım doğru cevabı bulduysanız söylüyorum. Ceyhan şıkkı olacaktır.
Diğerlerine şöyle bir hemen hatırlayalım. A şıkkı düşük yakıt seviyesi. Bursa arka sis lambası. Ceyhan hararet lambası. Denizli'de arka cam restansı olacaktır. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Motor kaputunun tam kapanmadığını, lastik hava basıncının düşük olduğunu, soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Doğru olan cevabımız hangisi? Bursa şıkkı olacaktır, değil mi? Ne diyor sana? Lastik hava basıncının düşük olduğunu diyor. Kaçtayız? 19'dayız. Bunları da tek tek açıklayacağım. Merak etmeyin. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi sağ dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir? Arkadaşlar hangisi? Bursa şıkkı değil mi? Şöyle işaretleyelim. Diğerlerini de söyleyelim. A şıkkı neydi? Arka sis lambasıydı. Ceyhan sol sinyal. Denizli'de kısa farlar açık. Yani hangi renkti? Yeşildi, değil mi? Kaç metreydi? 25 metreydi. Hadi bakalım 20'deyiz. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi acil uyarı dörtlü ikaz lambalarının açık olduğunu bildirir? Yine dikkatli bir şekilde bakalım. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Diğerleri neydi? Hadi onları da hatırlayalım. A şıkkı arka sis lambası. Ceyhan kısa farlar. Denizli'de park lambası açık olacaktır. 21'deyiz. Bakın bu şekilde hem soruları görmüş oluyorsunuz, hem çözmüş oluyorsunuz, hem de öğrenmiş oluyorsunuz. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir? Dikkatli bir şekilde bakalım. Arkadaşlar doğru olan cevabımız hangisi? A şıkkı olacaktır. Şöyle daire içerisine aldık. B neydi? Kısa farlardı, değil mi? Ceyhan neydi? Arka cam restansıydı. Denizli neydi? Park lambasıydı. Geldik 22'ye. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hangisi? Ceyhan şıkkı değil mi? Hadi gel işaretleyelim şöyle. Bunların da ışıklarını söyleyelim. A şıkkı park lambasıydı. Bursa kısa farlardı. Denizli neydi? Arka sis lambasıydı. Geldik 23'e. İnşallah güzel gidiyoruzdur, değil mi? Hani yavaş yavaş öğrenmeye başlamışsınızdır. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir? Yine dikkatli bakalım. Hangisi arkadaşlar? Ceyhan şıkkı, değil mi? Bak zaten görsel olarak da belli. A şıkkı neydi? Lastik hava basıncının düşük olduğunu gösterirdi. Bursa neydi? Fren balata uyarısıydı. Denizli'de hava yastığı uyarısı olacaktır. 24'teyiz. Şimdi bu soruda derhal durulması gereken hangileri onlardan da bahsedeceğim. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise öncelikle yapılması gereken nedir? Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Hava filtresi değiştirilmelidir. Motor rölantide çalıştırılmalıdır. Motor hemen durdurulmalıdır. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Şöyle yazdık. Şimdi derhal durmamızı gerektiren 3 tane gösterge ışığı var arkadaşlar. Birincisi yağ ikaz lambası yandığı zaman, hararet lambası yandığı zaman, şarj lambası yandığı zaman derhal durulmamız gerekir. Bu da bir dipnot olsun. 25'teyiz. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Lastik basıncının düşük olduğunu, el freni çekili olduğunu, sis lambaların yandığını, fren balataların bittiğini. Ne uyarısı o? Fren balata uyarısı, değil mi? O zaman ne diyeceksin? Denizli şıkkı. Fren balatalarının bittiğini bize bildirir. Son 5 tane sorumuz kaldı. 26'dayız. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı hangisidir?
Motor yağ basıncı ikaz aşı, egzoz gazları kontrolü ikaz aşı, fren balataları aşınmış ikaz aşı, emniyet kemeri takılı değil ikaz aşı. Arkadaşlar, oradaki gösterge yağ ikaz lambasıdır. Yani doğru olan cevabımız A şıkkı. Motor yağ basınca ikaz ışığı olacaktır. Şöyle yazdık. Kaçtayız? 27'deyiz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir? Motor kaputun açık kaldığını, motor yağ basıncının çok düştüğünü, motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu. Doğru olan cevabımız Bursa şıkkı, motor yağı basıncının çok düştüğünü bildirir arkadaşlar. 28'deyiz. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu, araç kapılarından birinin açık kaldığını, motor yağının değiştirilmesi gerektiğini, ön ısıtma bujelerinin çalışmakta olduğunu. Doğru olan cevabımız A şıkkı, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Bakın, bu sorular dediğim gibi birebir ehliyet sınavına çıkmış olan sorular ve en çok çıkanları şu anda çözüyorsunuz arkadaşlarım. İnşallah da öğrenmiş olarak bitireceğiz. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Yine dikkatli bakalım. Hangisi olacak? A şıkkı olacak, değil mi? Şimdi diğerleri neydi? Onları da hatırla. Bursa sol sinyal açık. Ceyhan arka cam restansıydı. Denizli'de uzun farlar açık olacaktır. Son sorumuza geldik. Hadi bakalım, bitti, gözünüz aydın. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir. Yine dikkatli bakalım. Arkadaşlar, doğru olan cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Diğerlerini de son kez hatırlatalım ve videomuzu bitirelim. A şıkkı fren balata uyarısı, Ceyhan el freni çekili ya da hidrolik seviye düşük anlamındaydı. Denizli'de şarj ikaz lambasıydı. Arkadaşlar, şimdi 30 tane araç göstergeleriyle alakalı sorular çözdük. Hem en çok çıkanları çözmüş oldunuz, hem de inşallah tek tek şıkları da sizlere açıklayarak öğrenmiş oldunuz diye ümit ediyorum. Video işinize yaradıysa, yani sizlere bir şeyler kattıysak, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.